Unity ve Ekonomi Gündem'den merhabalar. Bugünkü konuğumuz Uni Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Rakıp Lapçin. Rakıp Bey, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Suat Bey, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Günlerin, ayların hengamesiyle beraber iyi olmaya çalışıyoruz işte. Sizler ne kadar iyiyseniz biz de o kadar iyiyiz. Teşekkürler. Rakıp Bey, şimdi biliyorsunuz bir ABD'ye gelen seçimler vardı. Bir de bunun arkasından Fed'in faiz indirimi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon raporu geldi ve piyasalar aslında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Biz ilk bölümümüzde enflasyon konusuna değinmiştik detaylı bir şekilde. Ben şimdi ilk önce enflasyondan başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası raporuna baktığımız zaman yine bir enflasyon hedefini tutturamadığımızı görüyoruz ve Merkez Bankası'na enflasyon hedefinde revize yaptığını görüyoruz ve %41'i %44'e geçirdi, yükseltti. Ben şöyle yorumluyorum, şimdi hem orta vadeli plana baktığımız zaman hem de Merkez Bankası'nın raporlarına baktığımız zaman hep revize olduğunu görüyorum. Mesela 33'ten 36, 36'dan 38, 38'den 41 ve şimdi 41'den 44'e çıkardığını görüyoruz. Ve içeride bir türlü enflasyonu kontrol altına alamıyoruz. İlk önce siz bunu neye bağlıyorsunuz? Evet Suat Bey, teşekkür ederim. Şimdi enflasyon gündemden hiçbir zaman düşmüyor, düşmeyecek de. Bunun düşüşünü bu şekilde beklemek de çok akıllı işi değil. Neden derseniz, enflasyonla mücadele şekli şu anda, yani böyle bir şeyleri anlatırken veya bir konuları da gündem oluşturmaya çalışırken normal bir şekilde anlatıldığı zaman insanlar bunu anlamıyor. Ya da üzerinde durmuyor ya da diyor ki ya işte 80 milyondan bir kişi daha konuşuyor. Şimdi şu andaki enflasyonla mücadele şekli abesle iştigal. Neden derseniz, tespit doğru olması lazım ki mücadele doğru olsun. Şimdi enflasyonla mücadele bizde artık halk gözünde de öyle oldu ki, pazarda işte biber 10 liraya düşerse, 8 liraya düşerse enflasyon düştü. Oo, çok güzel. Şimdi enflasyonun düşmesi, yükselmesi kesinlikle domates, biber, patlıcan muhabbeti değil. Bu pencereden bakıp böyle yürüdüğümüz zaman böyle çocuk oyuncağı gibi millet bizle dalga geçiyor, üzerimize gülüyor. Ya diğer ülkeler ya da diğer ekonomistler. Şimdi enflasyonu tetikleyen konuları tespit ettik mi? Sen yıllardır bu ekonominin içerisinde mücadele ediyorsun. Ben kısa bir tane iki tane söyle istersen söyleyebilirsin. Enflasyonu tetikleyen konulardan bir tane başlık söyler misin lütfen? Yani şöyle diyeyim, mesela tasarrufun insanlara yanlış anlatılması. Mesela Türkiye'de Merkez Bankası'nın insanlarla iletişimi kuramaması. Çünkü en büyük nedeni ben buna bağlıyorum. İnsanların zihninde şu var, enflasyon düşmeyecek. İnsanların bu aslında zihin algısını kırmak da önemli. Dediğiniz gibi hani bir hasta var, teşhisi yanlış yapıyoruz gibime geliyor. Veya da en büyük şeyi ben şöyle görüyorum. Para politikasını tamam sıkı bir şekilde uyguluyoruz ama şu soruyu da ben devamlı soruyorum. Maliye politikasını neden uygulayamıyoruz? Evet. Şimdi Suat Bey, şu değişik bir pencere açalım. Oradan bakalım. Çünkü yıllardır uyguluyoruz, uyguladık, uygulayacağız. Uyguluyoruz, uyguladık, uygulayacağız denilen şeylerin enflasyona hiçbir etkisi olmadığı için bizim aynı şeylerde, yani aynı çerçeveden bakıp aynı girdabın içerisinde dönmemize gerek yok. Ben şöyle diyorum. Enflasyonu tetikleyen başlıca konular. Bankaların çalışma sistemi. Resmi kurumların çalışma sistemleri. Televizyonların, yayın organlarının çalışma sistemleri. Kurumlardan işte PTT'nin, Türk Telekom'un, sosyal güvenliğin çalışma sistemleri. Şimdi enflasyon bir şeyi
fiyatların yükselmesi enflasyonu tetikliyor. Biz önce fiyatların neden yükseldiğine bakalım. Yani bir güncel olaylardan örnek veriyorum. İklim değişikliği oldu, domates biber yükseldi. Bundan enflasyon zerre etkilenmez. İşte mevsimlik meyveler var. Almanya'da yarım kilo biberin 4,99 euro olarak 4,99'a satıldığını bilirim. Enflasyonda tık yok. Niye? Çünkü 2 ay sonra düştü. Antalya bitti, Bursa başladı. Türk biberinden bahsediyorum. O Doğru. aradaki bir 2 haftalık veya 15-20 günlük geçişte yükseldi, sonra düştü. Enflasyonu hiç etkilemedi. Fat Bey, bu yani enflasyonun böyle günlük işte mutfak, şimdi niye bizim Türkiye politikaları enflasyonu mutfaktan yürüyor? Eski siyasetçilerimiz işte seçim kazanmak mutfaktan olur, insanın gırtlağından, boğazından, cebinden olur dediği için bütün bir siyasetimizi mutfağa göre ayarlıyoruz. Böyle bir şey yok. Ben şimdi değişik bir konudan gireyim olaya. Bankaların çalışma sistemi, ben diyorum ki enflasyonun yükselmesinde en büyük etken bankaların çalışma sistemi. Geçen gün bir arkadaşımız bir mesaj attı bana. Rauf Bey dedi, bir ihracatımız vardı, para lazım oldu, bankaya gittim, para çekeceğim. Farz edelim yani şimdi burada rakamları, yani bazı şeyleri seslendirip dillendirip bazılarını dillendirmeyeceğim olay anlaşılsın diye. Diyelim ki 30 bin lira, 35 bin lira bir para alacağım. Tır bekliyor, gümrükleme gümrükçü bekliyor, araba dışarıda bekliyor. Girdim içeri, para alacağım ya, yani o otomatikten yani bankadan kartla herhalde limit diyelim ki 10 bin liraysa 20 bin lira alacaksan alamıyorsun. Girdim içeri, para alacağım. Var orada 60-70 kişi sırada. Kendi kendime düşündüm. Daha önce de hiç yani böyle bir ortamla karşılaşmamış bizim cengaver tüccar. Şimdi ya 30 bin lira para alacak, çıkacak, numara alacak, sıra bekleyecek. Biraz da böyle idealist birisi olaylara, yani olayların üzerine gidip insanlara bir şeyin yanlış olduğunu anlatmak için yaşamak gerektiğine inanan insanlardan birisi. Tabii sıra numarasını alıyor ve bu arada mücadeleye başlıyor orada. Müdür arıyor, müdür yardımcısı arıyor, bilmem onu arıyor, buna soruyor, buna soruyor. Sıra numarası alacaksın, sıran gelecek, gideceksin, oradan paranı alacaksın, gidip 30 bin TL, 20 bin TL parayı alacaksın, gideceksin, işte 500 bin euroluk ihracatın için zaman ayırıp bunun mücadelesini vereceksin. Suat Bey, bu insanlara böyle tiyatro gibi geliyor, komik geliyor, yani mantıksız geliyor. Diyor ki ya işte o adamın orada ne işi var? Göndersin işte çırağı aldırsın. Ya da başkasını göndersin, aldırsın, sıraya girmesin. Mesele o değil ki kardeş. Bu sefer de sırf oradan 30 bin lira almak için birisini istihdam etmek zorunda kalıyorsun. İşin garip tarafı şu. Bu konuştuğumuz konular, bu anlattığımız olaylar sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Bütün dünyada var bankacılık sistemi, ticari müşteriler, bilmem şunlar, bunlar, bunlar. Şu anda bu konuşmamızda bu bankaların isimleri, bu konuştuğumuz konuların günleri, saatleri hepsi mevcut. Fakat anlattığımız konuların magazinleştirilmemesi için ya da sen şusun, sen busun, şunu şunun için yapıyorsun denmesin diye konu başlıklarını anlatmaya çalışıyorum şu anda ki ilerleyen programlarımızda bankaların isimleriyle beraber orada konuşulan müdür muavini. Size bir şey söyleyeyim mi ben Suat Bey? Bir kurumun sizce en liyakat sahibi, en bilgili kişisi kim olmalı? Bir bankayı örnek aldık madem. Bir bankada en bilgili sorup da cevap alabileceğin merci neresi olmalı? Üst yönetimli Rakıp Bey, müdür yardımcısı. Bu diğer kurumlarda da aynı da size garip bir şey söyleyeyim. En bilgili, en donanımlı kişi oradaki güvenlik. Şimdi diyeceksin ki olur mu öyle şey? Ötekinin diploması var, işte kurslara gidiyor bilmem ne, güvenlik alıyor 30 bin lira, öbürü alıyor 150 bin lira, 50 bin lira neyse.
Evet. Birincisi şu. İnsanlar sorularının bütün cevaplarını oradan alabiliyorlar. Bilgi bankası gibi olmuş. İki, şimdi bankalarda biraz daha uzak da PTT'de bu daha trajikomik bir olay. PTT'de güvenlik de biraz daha personelle iç içe olduğu için Doğru. müdürler bile güvenliğe soruyor. Şu nasıldı, bu nasıldı diye. Bu konulara da geleceğim. Hep tarihi tarihine, günü gününe, şubesi şubesine hepsini bunları da anlatacağım. Şu anda ana temaları anlatıyorum. Öyle bir duruma gelmişiz ki liyakatsız yöneticiler, liyakatsız çalışanlar, liyakatsız toplum. Suat Bak. Bey, böyle bir ortamda enflasyon düşmez. Buyur. Peki ben şimdi demin bir enflasyonla ilgili bir Almanya örneğini verdiniz. Şimdi Almanya'ya baktığımız zaman tamam üretimi belli bir seviyede. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de üretiminin olmadığı görüyoruz ve verimliliğin iyice de düştüğünü görüyoruz. Şimdi demin bankalar örneğinden verdiniz işte bankalarda enflasyon. O zaman şöyle bir şey var. Özellikle kamu bankalarına açısından alalım. Hem kamu yararına kadroların şişirilmesi işte atamaların düzensiz yapılması bu o zaman başlı başına bir sorun. Evet Suat Bey, bu soru kenarda dursun. Artık yorumcuların, moderatörlerin, televizyoncuların olaya bakış açını da biraz daha değiştirmeleri açısından bu soruyu bir şimdi televizyonların enflasyonu nasıl tetiklediği konusuna gireceğim. Ondan sonra istersen bu soruyu sorabilirsin. Ama cevap vereyim. Kamu bankaları da, özel bankalarda bu anlattığım konuda birbiriyle yarışıyor sanki. Başka bir yarıştan bahsedeyim şimdi size. Şimdi televizyonlar an itibarıyla enflasyonu en büyük tetikleyen kurumlar. Bir şey dikkatinizi çekti mi televizyonlarda? Bazı arkadaşlara ben sordum. Yaşananların yani televizyonların yayınlarında, haberlerinde, yaşadıklarında herkesin kendine göre bir açıklaması var. Herkesin kendine göre bir değerlendirmesi var. Yorumu var. Şimdi size de bir sormuş olayım. Dikkat ederseniz televizyonlarda reklamlar hep yani bir kanal reklama girdiği zaman hepsi aynı anda reklama giriyor. Dikkatinizi çekti mi bu? Doğru Rakıp Bey. Bütün televizyonlarda öyle. Evet. Sizce bunun yani bunu nasıl yorumluyorsunuz? Neye yorumluyorsunuz? Yani neden böyle? Ya benim açımdan şöyle tüketim açısından. Ben öyle görünmüyorum. Hani bol bol reklam vermeleri üretemeyen bir toplum değil, tüketen bir toplum açısından yaklaşıyorum ben. Bak, şimdi Suat Bey doğru söylüyorsunuz. Şimdi aslında benim bahsettiğim konulara dikkat edersen üretim, tüketim konularına hiç girmiyorum. En son kurduğum cümle liyakatsız Atamalı. yönetici, liyakatsız vatandaş, liyakatsız idareciler. Bunu işlememiz lazım. Rekabet, siz ekonomist olarak rekabete çok önem veriyorsunuz. Rekabet fiyatları düşürür, kaliteyi yükseltir. Doğru mu? Düz mantık. Doğru. Piyasa Evet. mantığı bu. Evet. Şimdi bu televizyonlar domates, biber, patlıcanın yükselmesinde hep bir ağızdan koro şeklinde işte bunlar tekelleşiyorlar. Birbirlerine fiyatlarını alver yapıyorlar. Birbirlerinden haberleri var. Anlaşarak fiyat belirliyorlar diye koro şeklinde enflasyonun sebebi olarak bunları gösteriyorlar. Doğru mu? Hepimizin dikkatini çekiyor bu. Doğru. Ve liyakatsız toplum. Liyakat konusuna da geleceğim sonra. Yani liyakat dediğimiz zaman ben bu konuyu da bir açıklayayım. Şimdi liyakatsız dediğimiz zaman Suat Bey toplumun %50'sinden fazlası liyakat sahibi bunu bilmediği için hele hele muhataplar bile üzerine almıyor bunu. Liyakatsız diyor. Evet ya diyor benim o diplomam yok diyor ya. Ben o konuda biraz işte bilmiyor çünkü liyakat. Bilgisiz, başarısız. Zaten Rakıp Bey bunu Türkiye örneğinde yaşıyoruz. Bugün Türkiye'deki yani bırakın kamuyu özel sektörde de aynısı var. Yani bunu Türkiye'de bugün bol bol örneklerini görüyoruz. İşte bugün hem
Yani şöyle diyeyim, dünya genelinde hani insanların siyasetten soğumasının en büyük etkeni de o. Çünkü Evet. liyakatsız insanların mesela siyasete girmesi, çevresinde bilgili insanları istememesi, yönetilebileceği bir insan grubunu oluşturması. Zaten bu hem Türkiye için ve şu anda hem de dünya için hem demokrasi için en büyük tehlike. Evet. Bunlar Bunu o zaman açısından da biz zorlaşması. şöyle yapalım Suat Bey. Bu liyakatsız cümlesini kenara koyalım. Bunun gerçek yeterliliği olmayan, yani yeterliliği olmayan insanlar bizi yönetiyor. Yeteneksiz insanlar bizi yönetiyor ve idare Aynen. ediyor. Kurumları da bunlar yönetiyor ve halkımızın büyük bir kesimi de yeterliliği olmayan insanlardan oluşuyor. Şimdi televizyonlar diyor ki enflasyonu işte marketler tetikliyor. Bunlar tekelleşiyor, fiyat aynı fiyatlar yapıyor, rekabet yapmıyor, kalite de düşüyor, fiyatlar da yükseliyor. Şimdi televizyonlardaki, yani onların yaptığı konuyu bir inceleyelim. Esas en büyük tehlike oradan başlıyor zaten. Çünkü algı, insanları yönlendirme bölümü televizyonlar üzerinden yürüdüğü için enflasyonun en büyük düşmanı da bunlar. Bunların aynı anda reklama girmelerinin sebebi insanların dizileri seyrederken, yani başladıkları kanalda kalmaları mecburiyetinde bırakıyorlar. Çünkü reklama girildiği anda hemen insan psikolojisi, elinde de televizyonun kumandası varsa hemen bakıyor başka yere. Öbürüne bakıyor, orada da reklam var. Öbürüne bakıyor, orada da reklam var. Bu televizyonların, kanalların tekelleşmesi anlamına geliyor. Çünkü insanlar artık öyle bir ürün üretiyor ki, yani ben ürünümü fiyatıyla, televizyonları kastediyorum. Yani bu filmler, diziler, haberler, bunlar da bir ürün. Bunları pazarlıyor sonuçta bunlar. Ürün üretirken, haberleri üretirken, dizi üretirken bunun kalitesine, kültürüne, insanlığa faydasına falan baktıkları yok. Bunları dimdirek karşıdaki insanları bir şekilde bazı şeylere mecbur ederek kendilerini kabullendirme mücadelesi veriyorlar. Bunlardan birisi de reklamların aynı anda girmesi. Bu rekabeti engelliyor. Tekelleşme diyorsunuz. Aynen tekelleşme. Peki Rak Bey, o zaman şöyle bir şey var ama bu tekelleşmeye baktığınız zaman zaten küresel kapitalizmin bir sonucu. Bu tekelleşme yani baktığınız zaman aslında çok uluslu bir şirketlerin kendi yarattığı bir organizasyon çünkü. Şimdi bu tekelleşmeye de baktığınız zaman en büyük tekelleşmeyi etkeden faktörlerin başında da o zaman benim açımdan bana sorarsanız da hükümetlerin uyguladığı politikalar geliyor. Çünkü ya Şimdi ülkede şirkete tekelleşme imkanı verirsiniz veya da o tekelleşmeyi rekabet ortamına dönüştürürsünüz. İşte burada da bir yanlışlık var o zaman. Suat Bey şunu da söylemiş olayım ben size. Şimdi konu ilerledikçe bak bu soruyu da kenara koy. Bir tane daha sorun vardı demin sorduğun soruda. Bunu da kenara koy. Anlattığın tekelleşme dünyada var. Rekabeti güçlendirmek için var. Biz şimdi dar bir çerçevenin içerisinde olduğumuz için Türkiye'de zannediyoruz ki dünya bu. Başka yok. Merkezi Türkiye, her şey burada olduğu gibi. Evet, dünyada tekelleşme oldu. Bundan 20 sene önce bankalar birbirleriyle evlilik yaptı. Dünya bankalarından bahsediyorum. Araba şirketlerinden bahsediyorum. Ama bir tane güç gidip bütün arabaları alıp da fabrikalarını alıp da araba 1 milyon dolar demedi yani. Zayıf olanlar güçlü olanlarla ya da işte aynı kategoride olanlar birbirleriyle, birbirine yakın politikaları olanlar birbirleriyle birleşerek diğerleriyle rekabet etmek için kendilerini güçlendirdiler. Sizin biraz önce bahsettiğiniz tekelleşme bu. Bu açıdan baktığın zaman doğru. Birbiriyle rekabet etmek için. Bizimkilere baktığın zaman bu tekelleşme birbirleri arasında değil. Yani
O reklama giriyor, ben de gireyim. Gitse orada da reklam olacak. Benim diziye geri dönecek. Ama öbür türlü reklama girdiği zaman, öbür kanala geçtiği zaman oradaki diziye bakıp da "Aa, bu daha iyiymiş" diyebilme şansını kaldırıyorlar ortadan. Onun için kendi aralarında psikolojik olarak şimdi yeteneksiz dediğimiz bu. Kanalların müdürlerine bak. Kanalların işte genel yayın yönetmenlerine bak. Herkes paranın peşinde. Bir şekilde zaten halktan da para aldıkları yok. Kurumlardan alıyorlar. Doğru. Reklamların çoğunu takip et. Kamu spotlarından gir. Bir ara furyaydı da şimdi biraz daha azaldı. Yani ben güzel bir ürün üreteyim de halkın beğenisini alayım. Benim reyting olarak bu dizim ya da bu kanalım ya da bu programım zirveye gelsin diye mücadele eden kimse yok. Şimdi devam edelim. Bakın şimdi o sorduğun soruların cevapları aslında buradan teker teker geliyor. Şimdi bir kanalın, yani bunlar insanları aptal yerine koyuyorlar. Bilinçsiz toplum kendi yandaşları olduğu için de bu haberleri sunan ya da orada bir şey anlatan kişileri alkışlıyor. Çok garip bir durum. İşin en vahim durumu da o. Şimdi televizyonda haberler anlatılıyor ya da işte sunuluyor, programlar var, şu bu. Nasıl bakarsan öyle görürsün denilen bir şey var. Bir haber dikkatimi çekti. Kanalın birinde biraz önce dediğim gibi bu kanalların hepsini bir sonraki programlarda ismen, saat saat sunucu isimleriyle anlatacağım. Ama şu anda bunlardan bahsettiğimiz zaman kelimenin başını duyan sonunu dinlemiyor zaten. Çok akıllı bir toplumuz ya. Başını duyan "Ha" diyor, "tamam bu diyor, boş ver" diyor. Onun için o şekilde söylemiyorum. Kanalın birinde haberleri seyrediyorum. Allah rahmet eylesin, İzmir'de 5 tane çocuğumuz yanarak öldü. Doğrular. İşte Allah anne eylesin. dışarıya şu bu nedenlerden, detaylar çok önemli değil. Şimdi bu haberi sunan hatip diyeceğiz bunlara. Bunlara spiker, haberci, duayen gazeteci falan demeye gerek yok. Suat Bey, gerek yok. Zaten bunlar dengeyi, bütün dengeyi bunlar bozuyor zaten. Bu çocuklarla ilgili Aile Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı çok kısa olduğuna dair eleştiriyor. Başlangıç olarak haberin başından. Her 3-5 kelimeden biri bunu söylüyor. Her 3-5 kelimeden biri bunu söylüyor. Söylediği de bu kadar zaten. Çok detaylara da girmiyor. Yani cahil ya övermiş ya sövermiş. Bu cümleleri unutmamamız lazım. Şimdi Aile Bakanlığı'nın bu konuda hani üstünden geçersek, açıklama yapmadan, konuyu detayına girmeden anlatırsak bizi hemen bir tarafa yamarlar. Onun için detayına girmemiz lazım. Aile Bakanlığı'nın burada çok büyük bir hatası var. Şimdi bir de biz şunu da yanlış algılıyoruz. Bakanın hatası var anlamında söylemiyorum ben bunu. Kurumun hatası var. Kurum yapması gerekenleri yapmıyor. Eksik yapıyor, yanlış yapıyor. Şimdi açıklama yapıyorlar. Biz işte hani derler ya, özrü kabahatinden büyük. Biz defalarca işte bu aileyle görüştük, gittik, geldik bilmem ne falan diye yaptığı açıklamalar aslında kendi kendilerini ne kadar hani liyakatsız diyoruz ya, ne kadar bilinçsiz, olaylardan habersiz, yaptığı işten bir haber olduğunu gösteriyor. Çünkü senin görevin toplumda, mahallede, bir yerde bunu tespit ettiğin zaman zaten o kişinin, o ebeveynin, annenin, babanın yapısı, konumu, bilmem nesi, bütün bunları organize etmeye yetebilecek durumda olsa kapasitesi zaten o durumda olmaz. O durumdaysa bir yerde bir eksiklik ve yanlışlık var demektir. Olaya müdahale edeceksin. Gidip böyle bir eksikliği görüp de defalarca gittik geldik, sonra vermedi almadı, bir boş muhabbet bunlar. Bunlara müdahale etmeyip, bunları takip etmeyip, işte Aile Bakanlığı'nın, bakanın açıklamalarındaki sıkıntı da burada. İlk söyleyeceği şey, sorumluyu bulup, sorumluyu tespit edip, sorumluyu cezalandırması lazım. Hemen akabinde de diğerlerini eğitmesi lazım. Aslında o sorumlunun da suçu yok da. Bir tarihte, eski zamanlarda, bunlar kıssadan hisse aslında da,
anlatılıyor böyle. İnsanlar da magazin diye dinleyip geçiyor. İşte zamanın hükümdarlarından birisi koyu dindar diyor ki geçin Tevam'a bir sorun bakalım. Köylere gidin sorun. İşte şu sureyi Elham'ı okutun. Dini bilgilerini ölçmüş olalım. Bunlar da bilemeyenleri de cezalandırır. Gidiyorlar işte soruyorlar oku okuyana aferin okumayana ceza okuyana aferin okumayana ceza devam ederken adam birine soruyorlar okuyamıyor. Tam ceza verecekler çocuk geliyor diyor durun bakalım. Bana sorun diyor. Sen kimsin diyor. Ben bunun oğluyum diyor. Sorun diyor bana soruyorlar okuyor. Babamın suçu yok diyor. Babam bana öğretti bunu. Gidin babamın babasını alsın ya da cezalandırın. Suçlu o. Şimdi burada bu görevi yerine getiremeyen personeli mi cezalandırmak lazım? Onlara gerçek manada bu görevlerin nasıl yapılacağını takip etmeyen müdürü mü cezalandırmak lazım? Bunlara bu eğitimi vermeyen eğitim sistemini mi cezalandırmak lazım? Yani hani neren doğru ki demiş ya her taraf yamuk. Bu aslında Rakı Bey, bu olaya baktığınız zaman aslında bu sosyal bir sorun. Yani ve ben şunu da çıkartıyorum. Türkiye'de siyasetin halkla nasıl arasında kopukluk olduğunu görüyorum. Özellikle bu son olayla. Çünkü siyasetin gündemi çok farklı, halkın gündemi çok farklı. Bunda şu da var. Ben hep şunu da söylemişimdir. Bunu yazılarımda yazmışımdır. Bir başa liyakatsız yöneticilerin gelmesi. İki, Türkiye'deki, ben bunu tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Kamu ve buna dahil özel sektörde kaliteli insanların artık iş yapamaması. Çünkü Evet. bu Türkiye'nin sosyal bir olayı. Mesela Evet. enflasyon konusunda da öyle demiştiniz. Bu olayda da böyle diyorsunuz. Aynı şey zaten. Bu anlattığım olay bir haber değil zaten. Bu detaya girmemdeki sebep insanların bizi yandaş ya da muhalif diye damgalamaması için bunu anlatıyorum ben. Bunun arkasından öbür konuyu anlatacağım. Liyakatsız insanların varoluşundan dolayı ana tema enflasyon zaten. Enflasyondan çıkmayacağız. Bakma şimdi başka bir konuya gitmiş gibi Yok. görünüyor ama. Şimdi senin dediğine de katılıyorum. Dursun şimdi o kenarda. Bunun çözümü Enflasyon, çok. sözünüzü kestim ama enflasyonda da şöyle bir olgu var. Dediğiniz gibi sadece enflasyona ekonomi olarak odaklanmayacaksınız. Yani Aynen bunu eğer anlatıyorum bir işte. ülkede enflasyon olduğu zaman hem siyasalda hem sosyal alanda, eğitimde, sağlıkta her tarafta kalite düşer. Ama Enflasyonun bir etkisi önemli aslında. işin garip tarafı şu Suat Bey, şimdi enflasyon olduğu için bu oluyor diye algı yapılıyor ya. Aslında bu olduğu için enflasyon oluyor. Olayı bir oraya bağlayacağım şimdi. Şimdi bunun çözümü çok basit. Bu kadar boşluk varsa, makas açıldıysa, arada 3-5 tane bilgisiz, beceriksiz, liyakatsız insanlar var. Bunlar eğitildiği zaman ya da düzeltildiği zaman düzelecekse sıkıntı yok. Eğer makas çok açıldıysa bu olayın çözümü çok basit. Bu işi yapan gönüllüler var. Bu insanlara işte destek veren, bu çocukları alan, bakan kurumlar, şunlar, Diğer bunlar var. dernekler var. Ha, bunun çözümü bu. Şimdi haberlerden devam ediyoruz. Bak konuyu dağıtmayalım ki bir söylediğimiz öbür söylediğimizle örtüşsün. Şimdi burada bizim bu duayen gazetecimiz, milyonları götüren gazetecimiz bakanın bu işe 30 saniye ayırdığını, başka bir şey söylemediğini falan filan söylüyor. Biz bu konuda fikrimizi de açıkladık. Böyle olmalı. Yanlış yani. O 30 saniye. Gerçi orada manipülasyon yapılıyor da bu 30 saniye muhabbetinde, ama farz edelim ki yapıyor. Yapabilir mi? Yapabilir. Yapsın. Şimdi dönüp geliyoruz. Aynı gazetenin, gazete haberleri bunlar. Aynı gazetenin bir altında bir haber daha var. Belediyelerin konserlere harcadığı para konusu. Şimdi bunu geliyor sadece okuyup geçiyor. Tabii hani tarafsız gazeteci diyoruz ya, onun için ben bunlara gazeteci demiyorum artık. Gazeteci kamuoyunu bilgilendirir. Kamuoyunu
Bunlar gazeteci değil. Bunlar hatip, ağızları güzel laf yapıyor ve bunlar olayları çarpıtmak için bu paraları alıyorlar. Yoksa kamuoyunu bilgilendirmek, insanlara işte olanı biteni anlatmak, göstermek için değil. Çünkü öyle olmuş olsa konu seçmez. Benim senin demez. Onun bunun demez. Anlatır. Bu halka yanlış. Bu halkın menfaatine böyle yapan insanları tebrik ederim. Böyle yapanları suçlarım demesi lazım. Onun için bu gazeteciyim diye gidip kanallardan olağanüstü fahiş fiyatlarla nemalanan insanlar enflasyonu körükleyen insanlar. Bugün eline mikrofon alıp iki kelime kurabilen, nasılsınız, iyi misiniz, işte şu gündemde şu var, bu var diyebilen insan kendini bir anda duayen zannediyor. Çünkü orada konuşan bakıyor ki burada konuşan insanla benim aramda bir fark yok ki. Niye bu 1 milyon dolar alıyor da ben asgari ücretle çalışıyorum? Bilmiyor ki o gazeteci değil. Onun orada varoluş nedeni gazetecilik yapmak değil. Şimdi hemen altındaki haber geliyor. Belediyenin konserlerde harcadığı para konusu okuyup geçiyor. 15 saniye. Ey duayen gazeteci kardeşim, sen bir kitleye mi hitap ediyorsun? Yani biraz önce söylediğimiz gibi hani cahil ya övermiş ya sövermiş ya. Bunlarla ilgili söylenecek başka cümlen yok mu? Bunlara ekleyeceğin ya şöyle olması lazım, böyle olması lazım, bunlar doğru değil, böyle yapılmaz diye bir demesi lazım. Ama diyemezler. Diyemezler Suat Bey. Öbürleri biraz yani konunun sonunda göreceğiz şimdi bunları. Bunların görevleri yandaşların muhalifleri en derine gömmeleri, muhaliflerin görevi yandaşları en derine gömmeleri. Aslında hani tabiri caizse bunları mezarcı yapsan, bunlar normal meftaları gömmesi gereken yere gömmezler, yüzeye gömerler, kurda kuşa yem ederler. Ama işte amaç uğruna bunlar, onun için bu gazetecilik mesleğini de yeni bir sayfa açmamız lazım. Yeni bir gündem oluşturmamız lazım. Ben isim vermiyorum, kanal söylemiyorum. Ama fark etmiyor. Bunu tamamlarsam şöyle bir tamamlanacak, ortada bırakırsak çok sıkıntı olacak Suat Bey. Şimdi liyakatsiz insanlar da bunlara bakıyor. Bu hitabetini satmış insanlara bakıyor. Konuşmalarını dinliyor. Aa ne kadar güzel diyor, alkışlıyor. Hiç demiyor ki kardeşim, aynı ekranda gözümün içine baka baka bu bunu 30 saniye ayırmış diyor. Kendisi ona 10 saniye ayırıyor ya. 5 saniye ayırıyor ya. Demiyor ki ulan ne biçim adalet bu? Madem sen adaletlisin, o adaletsiz. Niye sen bunu doğru düzgün anlatmıyorsun? Demiyor. Çünkü zaten bilinçsiz toplum bilmiyor ki. Onun ne anlama geldiğini bilmiyor. Şimdi eğer bu pozisyonda burada sen muhalifsen, muhalefete yakın bir yayın organı, yani muhalefete yakın bir yayın Yayınlar. organına kendini pazarlıyorsun. Normalin üzerinde büyük paralar alıyorsun. Hitabetinde güzel ya. Eğer yandaşsan da, Farklı davran. Bu sefer de evet, onun tersini yandaşsan da davran. işte iktidara yakın bir kanaldan nemalanıyorsun, öbür Tabii. tarafa saldırıyorsun. Ya. Şimdi toparlayacağımız konuya gelecek olursak. Bir, bunların gazeteciliği tartışılır. İki, bunların aldığı para tartışılır. Bak şimdi alsınlar, bizi ilgilendirmez. Ama bu parayı gazeteci olarak aldıkları zaman 4 tane gazeteci, 10 tane gazeteci bu yaptıkları hareketlerden dolayı bu paraları aldıkları zaman gerçek gazeteciler bu sefer komplekse giriyor. Ben diyor, ben de diyor gazeteciyim kardeşim diyor ya, sen beni diyor nasıl diyor bana 50 bin lira verebilirsin? Bana vereceksin diyor 150 bin lira. Niye? O işte falanca falanca yerde konuşuyor. Kardeşim işte bu konuşmaları güzelce bak, işte ne oluyor? Fiyatlar yükseliyor. Ne oluyor? Enflasyon tetiklenmiş oluyor. Hocam enflasyonun tetiklenme bölümü buradan başlıyor zaten. Yani bilgisiz, beceriksiz insanlar hak ettiklerinden, mesleki yetersizlikten bahsetmiştik zaten bir önceki programda. Doğru.
gazetecilik olarak ele aldığımız zaman bu provokasyonları yapan insanları bu şekilde manipüle etmeye çalışan insanlar mesleki yetersizliklerin en başındalar zaten. Çünkü gazetecilik olarak mesleklerini yerine getirmiyorlar. Bunlar gidip de bunlara haberler, çünkü zaten bunlar kendilerini hitabetlerini satmışlar ya, bunlara geliyor, bunlar konuşuyor. Bunlar anlatıyor. Anlatacak şekillerini de biliyor. Gerçekten insanları anlatmak için anlatmadıklarını da düşündüğümüz zaman enflasyonun en büyük tetikçileri televizyon kanalları. İki tane konudan bahsettim. Bir, programları kalitesiz, düzensiz, rekabetsiz. İki, yaptıkları, aldıkları elemanlar, çalıştırdıkları elemanlar mesleki yeterlilikleri yok. Buradan ve yüksek paralarla değişik işleri yaptırıp adına da gazetecilik diyorlar ve gazetecilik sektörünü çökerten insanlar bunlar. O konuda Buyurun. Ben katılıyorum Rakıp Bey. Ben gazetecilik konusuna değinmek istiyorum. Şimdi aslında gazeteciliğin etik ilkeleri vardır ve etik kuralları vardır. Ne yazık ki Türkiye'de dediğiniz gibi her önüne gelen medyaya girdiği için, her önüne gelen ben gazeteciyim dediği için gazetecinin kimliğinin de içi boşaltıldı. Çünkü bugün mesela İngiltere'ye baktığımız zaman, İngiltere'de bugün nüfusu orantıladığınız zaman İngiltere'de gazeteci sayısı 60 bin veya 100 bin. Türkiye'ye baktığımız zaman bu rakamlar İngiltere'nin 4-5 katı. Niye? Çünkü gazeteciliğin içi boşaltıldı. Herkes işte özellikle medya sektörünün gelişmesiyle işte bir YouTube kanalı açan veya farklı bir yayınlar yapanlar ben gazeteciliğim diye ortada dolaşmaya başladı. Bu da aslında evet. Türkiye'nin çok acı bir gerçeğini ortaya çıkardınız bugün. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi yani üretimden başladık, televizyondan, bankacılıktan gittik. Türkiye'deki bu enflasyonda asıl kaybedenler kimler? Şimdi asıl kaybedenlerden ziyade en çok yani zarar görenler insanlar, tüketici. Kaybedenler de bu rekabetin içinde ayak uyduramayanlar kaybediyor. Ama zarar görenler tüketiciler. Neden? Çünkü 10 liralık şeyi 100 liraya almalarının sebeplerini anlatıyorum ben. Sebep bu. Sebep tarlada domates 20 liraya çıkıyor da pazara 40 liraya geliyor. Mesele bu değil zaten. Enflasyonun mesele, çok farklı bir boyutu var. İlk başta dediğiniz gibi hani ortada bir hasta var ama teşhiste bir hata var. Şimdi adam domatesinin yani, reklamını yapamıyor tarladaki. Niye? Çünkü bir kısır döngünün içine girmişler. Bak Suat Bey, insanlara olduğundan fazla değer verirsen döner seni en zayıf yerinden vurur. Bak, bir tane duayenlerden bir tanesi yine gazetecilerden. Kanal 7'de meşhur oldu. Doğan grubunda gerçek böyle özüne döndü. Demirören Meryada da şerbetleme yapıyor. Sahada emek verip çırpınan, yani toplum bunları hiçbir zaman unutmaz. Konuşmaya cesaret edemiyor. Çünkü korkuyor. Bulunduğu bir yerden şimdi gazeteciyim diye, zaten gazeteciyle yeni bir tanım getirmek lazım. Bu ayrı bir konu. Bunu sonra değerlendirebiliriz de. Konumuz enflasyon olduğunu düşünürsek ve bu transferler çok büyük paralara yapılıyor. Büyük paralara yapıldığı zaman kanal bu paraları kimse cebinden vermiyor zaten. Ya bu paraları nereden buluyor? O zaman soru bu. Bu paralar bak şimdi. Zaten şimdi bizim derdimiz enflasyon. Tamam. Biz şimdi enflasyon olduğu için bu paralar, yani misyoner kanalları çıkaracak olursak, bu paralar yükseldiği için çıta reklam gelirlerinden, reklam gelirlerine yükleniyor. Şimdi biz diyoruz ki tarladan yüklüyoruz karpuzu, işte Adana'dan İstanbul'a gelene kadar fiyatı artıyor, enflasyon oluyor. Güzel kardeşim, bir ürünün reklam değerine harcanan paranın o ürünün değerini ne kadar artırdığını hesaplayan birisi var mı? Bir hesapla, o yolda harcadığı mazot parası, otoban parasını 20'ye katlıyor. Şimdi bilinçsiz toplum, bilinçsiz yöneticiler
Bilinçsiz idareciler. Hepsi aynı. O kişi şimdi kalksan anlatsan desen ki ya bu Uni Haber Ajansı, Uni TV bu mücadeleyi verirken bunun ne olduğunu belki başka programlarda anlatmamız gerekiyor da. Şimdi diyorsun ki güzel kardeşim bak haber alıp haber dağıtabilen 3 tane kanal var. Bunların dördüncüsünü gelin beraber oluşturalım. Biz olalım. Bunun mantığı almıyor bunu. Diyor ki ne gerek var ya? Benim zaten YouTube kanalım var bilmem 20 milyon veya 20 bin her neyse izleyicim var. Bir haber atıyorum 100 bin. Bunları o kadar çok dinledim ki. Diyorum. Bir haber attım 100 bin tıklan. Günün sonu muhabbetin ortasında ayrılırken ya abi sigara bana şuradan bir paket sigara alır mısın? Yani insanı 100 bin tıklanma mutlu ediyor ama cebinde sigara parası yok. Demek ki bu yaptığın iş doğru bir iş değil. Bir yerde bir eksiklik var. Yani güzel bir mücadele olabilir ama bir yerde bir eksiklik var. Demek ki o eksik olan şeyi de tamamlamamız lazım. Biz eğer bunu başarabilmiş olsaydık enflasyona en büyük desteği biz yapabilmiş olacaktık. Ama bilinçsiz toplumla, bilinçsiz gazetecilerle, mesleki yetersizliği olan insanlarla bu mücadele verilmiyor. Bunu veremediğin için de enflasyonla mücadelenin yolu bu aslında. Enflasyonla mücadelenin yolu işte Merkez Bankası tutturamadı 40'tan 41'e çıkardı. Ya Merkez Bankası'nın enflasyonla ne yapabilir ya? Ne mücadele yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Merkez Bankası'nın zaten enflasyonla mücadeledeki tek şeyi, rolü para politikası. Bu da belli bir yönüne kadar. Abi para politikası, Yani şunu fiyat şuna demek politikası. Bak yok. bunlarla üstad bunlarla enflasyon dengelenemez. Bunlarla enflasyon yönetilemez. Biraz önce haber açıkladığım gibi mazot şu anda 1,50 şeyde Almanya'da. 2,88 iken de enflasyon aynıydı. Bak 1,52 yani iki misline çıktı. %100 arttı fiyat. Enflasyon aynıydı. Yani fiyatların artması enflasyonu tetikleme demek değil. Burada bunu bir kere biz hep konuşup anlatmamız lazım. En büyük ekonomistler gelsin. Otursun açıklama yapsın bu konuşmamıza. Bak bunu yayınlayacağız biz. Yayınladığımız zaman alsınlar, eleştirsinler. Desinler ki kardeşim sen yanlışsın. Evet parayı yönetmek doğru. Ama sen dengeleri ayarlayamadıktan sonra dışarıdan getirdiğin parayı yönetsen ne olur, yönetmesen ne olur? Orada şu var ama Rakip Bey, şimdi biz enflasyonla mücadele dediğimiz zaman şu anda Türkiye'deki insanlar Merkez Bankası'nı biliyor. Çünkü Merkez Bankası bu konuda tek başına bırakıldı. Yani sadece enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın işi, diğer iktidar kanadının veya muhalefetin veya şirketlerin veya işte insanların işi gibi algılanmıyor mücadele. Şimdi Türkiye'deki yanlış bu. Yani kime sorarsanız sorun. Çünkü ben şunu da diyorum. Türkiye'de Merkez Bankası elindeki silahlar kısıtlı. Merkez Bankası'nın elinde enflasyonu düşürmek için ne var? Bir para politikası var. Döviz kurunu kontrolü var. Bir de faizi var. Bunun dışında alternatif var mı? Yok. Ama bu cepheye baktığınız zaman eğitimi var, sağlığı var, hukuku var. İşte maliyesi var, dediğiniz gibi televizyon kanalları var, bankaları var. Asıl topyekün cephenin buradan açılması gerekiyor ama bu tarafta işlemiyor. Murat Bey çok güzel konulara temas ediyorsunuz. Bu konulara girdikçe de bakış açınız da böyle bir güzelleşiyor. Biz Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine katkı koyacak çalışmaları yapacağız beraber inşallah. Ve Aynen. muvaffak da olacağız. Yani şimdi toparlayalım. Programın da sonuna Yavaş yavaş yaklaştık. sonuna geliyoruz. Evet. Şimdi tencere dibin kara, seninki benden kara. Adam hani konuştuklarımızı özetleyelim. İşte Aile Bakanı 30 saniye ayırdı, ben 15 saniye ayırdım. Yani rekabet kaliteyi artırır, fiyatı frenler. Bu da yok. Bunu da bugün bankaları üstünkörü geçtik, daha detaylara gireceğiz. Televizyon kanallarına medyayla biraz açtık. Bir sonraki programda diğerlerini de açacağız. Daha sonraki programlarda isimlerden de bahsedeceğiz. Liyakatsız bir toplumuz. Enflasyonla mücadele toplumda başlar.
yeterliliği olmayan bir toplumun enflasyonla mücadele etmesi mümkün değil. Bu eğitimi de devlet kurumları yapacak. Bugün halk eğitim. Ya her sosyal dernekten bir tanesini al halk eğitime koy. Halk eğitim ne iş yapıyor? Merak ediyorum ben. Bu halk eğitim konusuna da geleceğiz. Bak, bu halk eğitim adını değiştirsinler. İnan bu isimleri aslında isim, bu kavramlar da çok kötü. İsim güven veriyor. İcraat İçi boş. sıfır. İçi boş. Hayal kırıklığına uğruyor. Yani kurumlar görevlerini yerine getirecek. Biraz önce saydığımız kurumlar. Program program bunları işleyeceğiz arkadaş. Enflasyonla mücadele er veya geç. Ömrümüz yeter yetmez bilmem. Kim önümüze çıkar, kim destek olur onu da bilmem. Ama gerçekleri söylemek bizim görevimiz. Titül olarak da ne derlerse desinler, çoban desinler, magazinci desinler, gazeteci demeseler de olur. Önemli değil. Yorum ne derlerse desinler. Ama önemli olan söyleyen kişiye değil söylenen lafa bakın. Ben bunu söyledim diye hava atmak da istemiyorum. Söylediğim lafın üzerinde doğruluk payı var da insanlar da alıp bunu evet ya böyle yapmamız lazım diyorsa beni mutlu eder. Uni Haber Ajansı olarak, Uni TV olarak, bu kurumların ekipleri olarak, gönüllüler olarak büyük bir camiayız, büyük bir ekibiz. Hep beraber bu mücadeleyi başlatacağız. Bunun doğruluğunu inanan insanlar birer ikişer birer ikişer buna katılacak. Ve biz bu enflasyonu, işte bu insanların bizim aklımızda dalga geçmesini, ne bileyim böyle geçim sıkıntılarımızı, yani olayları, faciaları bile alıp duayen gazeteci kisvesi altında manipülasyon yaparak birini kötüleyip öbürünün yaptığı kötülüğü perdelemek bunların hepsini ifşa edelim diyorum ben Suat Bey hep beraber. Teşekkür ederim fırsat verdiğin için bunları açıklamam için. Rakip Bey ben teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir de son bir sorum olacak. Şimdi biliyorsunuz ABD'de seçimler oldu. Trump güçlü bir şekilde geldi. Her tarafı kırmızıya boyadı ve seçimleri kazandı. Ben şöyle Amerika'da yaptığım çalışmalarla ve oradaki arkadaşlara konuştuğum zaman da Trump'ın ikinci yönetimi yani Trump 2 çok farklı olacak. Çünkü hem bir deneyimi var diyorlar. Hem kadrosunu güçlendirdi hem de kurduğu kabinede bir savaş kabinesi yorumu yapılıyor. Bu konu Türkiye'ye yansıması nasıl olur? Mesela örnek vereyim şu anda biliyorsunuz Almanya'da sanayi sektörü durdu. Almanya bazı üstünlüklerini Çin Halk Cumhuriyeti'ne kaptırdı. İşte otomotiv, kimya, mühendislik bunlar Çinlerin elinde. Çünkü Çin'in böyle bir Çin 35 olayı vardı. 2035 olayı vardı ve 14 sektörün 10'unu ele geçirdi. Bunun Türkiye'ye veya da dünyaya yansımaları nasıl olur? Çok kısa bir şekilde alırsam. Şimdi şöyle o konunun özü Trump büyük bir güçle iktidara geldi. Almanya'da hükümet devrildi. Yani artık olaylar birbirini o kadar yakından ilgilendiriyor ki aslında dünyanın şu anda en parlayan yıldızı arka planda bu işte ilimde, bilimde, yazılımda işte Türkiye'nin birçok konuda söz sahibi bu konuda. Ama bizim sıkıntılarımız çok büyük olduğu için mecbur çok derinden yürütmek zorunda kalıyorlar çalışmalarını. Devlet politikası yapamıyor bizim siyasetçilerimiz. Siyasetçilerin yetersizliğinden dolayı değil bu konu. Çünkü başka bir örnek vereyim yine bu bizim yani medya işi çok sıkıntılı bizde. Bu 11 Eylül olaylarında Amerika dünyada bir değişiklik yapacağı zaman ne yaptı? İşte kuleleri vurdu, vurdurdu her neyse o detaylara girmek istemiyorum. Ondan sonra Osama Bin Laden dedi, Saddam dedi, işte nükleer bilmem ne dedi, şu dedi, bu dedi. Amerika'da hiçbir yayın organı kalkıp da yok ya Irak'ta nükleer bir şey yok. Oraya ne gerek var? Gidilir mi? Gelinir mi? O saçma sapan cümleler falan. Akıl tutulması falan filan demedi. Hiç kimse. O adam politikasını uyguladı, lafı attı, olgunlaştırdı, pişirdi, getirdi. Geçenlerde bizim işte bir iki konular da dikkatimi çekti böyle.
siyasetçilerden bir tanesi. Öylesine ne olduğunu bile bilmiyor kim. Zaten biz hepimiz profesörüz ya. Cahil, guraba. Hiçbir şeyden anladığımız da yok. Daha biz enflasyonla mücadelemizi yapamazken gidip uluslararası savaşları nasıl yöneteceğiz, onlara nasıl yön vereceğiz diye uğraşıyor bizim gazeteci arkadaşlarımız. Bir şey açıkladılar. İşte İsrail'in gözü Türkiye'de. Ya bunu belki de komedi olsun diye söylediler. Hani nereden vuruyor, nereden ses geliyor diye bir laf var. Suat Bey bilir misiniz? Bilmiyorum. Doğru, biliyorum. Buradan bu lafı söyledi, burada hiç alakası olmayan insanlar bir zıpladı, bir hopladı. Olur mu öyle şey bilmem. Lan sana ne kardeşim, otursana, belki de bir ortam, yani belki bir zarf atma denen şeyler var. Yani bir şeyler dönüyor, bir atacak bakacak ki birisi ne diyecek buna. Her şeyin altyapısı hazırlandı. Savaşlar başlatıldı, savaşlar olgunlaştırıldı, yeni savaşlar açıldı bilmem ne. Trump bence iyilik meleği olarak gibi gösterilerek geliyor. Ama arka planda dediğin gibi tam tersi. Tam tersi derken şöyle, biri kimine göre ters, kimine göre düz. Almanya hoşnut olmadı bu işten. Neden olmadı? Çünkü Almanya'da büyük bir savaş hazırlığı, yani dünyada savaşlar çoğalacak hazırlığı yapıyordu. O ilk şeyi, dur bakalım ya sen neyin hazırlığını yapıyorsun'dan başlar diye korkarak. Olabilir. Ben ama bu Trump'ın gelmesi ve dünyadaki bu gelişen olaylardan bizim çok zararlı çıkacağımızı düşünmüyorum. Doğru yerde durup doğru şekilde doğru mücadeleleri verirsek. Biz sadece, Almanya şu anda Amerika'nın ya da Trump'ın politikalarıyla uğraşıyor. Örnek veriyorum. Biz böyle bir şeyle uğraşırken 50 tane de içimizdeki bir şeylerle uğraşmaya çalışıyoruz. Çünkü Almanya'nın içinde bu kadar karma karışık bir yapılanma yok. Bizde çok olduğu için bizim işimiz yapı olarak da biraz farklı. Onun için yani Trump'ın gelişi Almanya'yı başka etkiler, Çin'i başka etkiler, bizim ülkemizi başka etkiler. Aynen bak. Rakip Bey, yayınımızın sonuna geldik. Yardımımıza katıldığınız için çok teşekkürler ama dediğim gibi ileriki yayınlarda bunu farklı bir detayla ele alacağız. Enflasyon konusunu, bu örneklemenizi çok detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet, önümüzdeki haftaki programda, yani benim konuştuklarımın hepsinin özü enflasyona dayanıyor. Detayları niye bu kadar uzatıyorum dersen, çünkü eğer açıklama yapmadan bunları konuşursak, bizi de bir tarafa yandaş ya da muhalif diye yamarlarsa, bizim konuştuklarımızı kimse dinlemez, bu kadar verdiğimiz mücadele de boşa gider. Bizim yandaş veya muhalif diye bir derdimiz yok. Biz tamamen ülke çıkarları, toplumsal konu, ülke çıkarları derken de Türkiye'yi biz yöneteceğiz anlamında söylemiyorum ha. Yani vatandaş olarak bilinçli bir toplum, bilinçli bir yönetici. Şimdi toplum bilinçsiz olunca aslında bu yöneticilerin liyakatsızlığı toplumun bilinçsizliğiyle endeksi. Toplum bilinçli olsa bunlar bunu yapamaz zaten. Bunlar bu hareketleri bu bankalarda, kurumlarda, öbürleri de yapamaz. Bunların hepsini anlatacağım ben. Elimizde o kadar çok şikayet, o kadar çok bilgi belge var ki. Belli bir açıklamadan sonra isim vererek müdürüne kadar, ne bileyim memuruna kadar, bankasına kadar isim vererek anlatmaya başladığımız zaman daha konular daha başka olacak. Zaten o ama zaman şu anda biz direkt, buyurun. İnsanlar da neyin ne olduğunu anlar. İnsanlarla bunları net bir şekilde açıklayınca insanların zaten kafasında oturur artık. Ama çok dengeli gitmemiz gerekiyor ki. Şimdi bizi muhalif diye yamarlarsa bir yere öbürleri dinlemez. Yandaş diye yamarlarsa öbürleri dinlemez. Konuştuklarımız da havada kalır. Şimdi bizim konuştuklarımıza birisinin muhalefet edebilmesi için, kardeşim senin televizyonlarla ilgili bu söylediklerin yanlış diyebilmesi için, aynı bizim gibi çıkıp, ille ben iddiam da yok, gel benimle oturalım konuşalım tartışalım demiyorum. Aynen böyle çıksın, açıklasın, dinleyelim, anlayalım, biz de diyelim ki evet ya şurada yanlış yaptık, burada eksik söyledik, burada doğru söyledik gibi. Bu böyle olur, başka türlü olmaz zaten. Ve biz bunları konuşurken de, biz bunları konuşalım, birisi bize para versin, birisi işte bizi ölsün, birisi meşhur olalım, bizim yani şahsi olarak böyle bir derdim de yok zaten. Zaten Rakip Bey, için,
Ekranımız herkese açık. TV tarafından hazırlandığımız ekonomi gündemi bugün burada sona erdi. Konuğumuz UNE Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Rakıp Laçin'di. Rakıp Bey ile önümüzdeki hafta enflasyon konusunu tekrar değerlendirmeye alacağız. İyi akşamlar.